Merhabalar, selamlar canlar. Beni hangi saat izliyorsanız. Şu anda burada sabah 6:50. 7'ye 10 var. Bulaşık makinesi için aradılar. Bir saate geliyoruz dediler. Uyandım, bekliyorum şimdi. Bu şirketlerin de o kötü yönü var. Yani ilk başta sipariş verirken size belli bir saat vermiyorlar. Şöyle 2-3 gün, bir hafta kala falanca saat geleceğiz diyorlar, ama şöyle diyorlar. Mesela sabah 7.30 ile 10.30 arası, 9.30 arası geleceğiz diyorlar. Kesin gene bir saat vermiyorlar. Ama gelmeden önce, bir saat önce de bazıları arıyor. Her neyse, bu da aradı işte, bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Ben de uyandım. Yüzümü müzümü yıkadım. Bulaşık makinesinin yerini açtım. Bilmiyorum onlar çıkarır, açar da koyar mı yerine. Yoksa öyle sadece indirirler mi bilmiyorum. Çünkü o servisi almadım yani. Onların takma servisini almadım. Bulaşık makinesini ben takacağım. Becerebilirsem. Eğer çünkü onlar takarsa ekstradan para vermem lazım. Ben de sadece kendi takma seçeneğini kullandım. Makinenin parasını sadece verdim. Bir de servis parası, yani eve getirme parası. Öyle. Şimdi bekliyorum bakalım. Gelince haber veririm size. Makinem geldi kızlar. Allah, adam maşallah izbandot gibi tek başına makinayı kaldırdı getirdi. Ben şimdi bunu bakayım açabilirsem tek başıma nasıl açacağım. Olmazsa Gamze'yi bekleyeceğim bakalım. Şuralarını sökeceğim ben. Yerleştirince şey yaparım, çekerim. Kızlar şimdi şu zımbırtıyı takıyorum. Su yolu için. Dur bakayım. İnşallah becerebilirim. Ucunda şey vardı. Başka zımbırtısı vardı. Olmadı, bir dakika. Yok, yanlış. Böyle olacaktı. Pardon. Şimdi şunu takıyoruz. Neyse durun takayım da öyle göstereyim. Tek elle zor oluyor. Yani kızlar. Uy, taktım. Daha bitmedi. Şu zımbırtısı var. Ön tarafa takılacak. Bunu da halledeceğim. Şöyle hemen kısa bir programa koydum. Daha tuzu, parlatıcısı yok. Dedim bir bakayım su akıyor mu, gidiyor mu. Bir epey zorlandım. Yani bakalım su gidecek mi? En çok onu merak ediyorum. Arkasında böyle mavi bir tıpa vardı çünkü makinenin. O çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyordum. Çıkarmaya çalıştım. Normalde demek ki orası süzgeç, böyle küçük küçük delikleri vardı. Herhalde onun durması lazım. O yüzden bıraktım. Sanki su alıyor vallahi. Şimdi bir böyle boş çalıştıracağım. Dediğim gibi bakayım. Su gidecek mi? Kahramanım geldi benim. Kahramanım. Kavuştum sonunda kahramanıma. İnşallah yüzümü kara çıkarmaz. Ha, bu çamaşır makinesi de kabak çiçeği gibi burada kaldı.
İnşallah şunun taksidini bitirince onu da değiştiririm. Çünkü o da dediğim gibi şey yapmıyor. İyi yıkamıyor, su akıtıyor ama bulaşık makinesi şart bana çünkü zaten bulaşık yıkamasını sevmiyorum. Sürekli de bulaşığım çıkıyor maalesef. Her neyse bir bakalım hele su gelecek mi? Etrafta ne hale girdi bakın hele. Her yer darmadağınık oldu. İnşallah suyu alırsın. Vallahi sanki alıyor gibi. Şimdi şu altını da takacağım. Yalnız tam girmedi ya. Arkaya kadar gitmedi. Çamaşır şey bulaşık makinesi. Bu da öyle bakın. Ya tezgah çok şey küçük öyle mi diyeyim? Ya da çamaşır bulaşık makinesinin eni çok şey olmadı yani. Tam böyle içe gömülmedi. Hortumlardan dolayı o da bence. Hortumlar var diye. Hadi bir bekleyeyim bakayım hele. Ay kızlar tamam halletmişim. Yıkadı, su geldi içine. Tamamdır, bugün de gidip dediğim gibi o geri kalan zımbırtılarını alayım. Şeyi, şekeri, tuzu, karabiber artık. Ne gerekiyorsa onları da alayım inşallah. Bugün dizmeye başlarım. Programlarını da öğrenirim. Şunu da sökelim. Hadi bismillah. Vatana millete özleme hayırlı olsun. Hadi bakalım. Güzel kızım benim. Sen hoş geldin Özlem ablana. Sen hoş geldin. Özlem ablanı üzme sakın. Özlem ablanın senelerdir gözü yollarda bir bulaşık makinesi olsun diye. Sakın ha, sakın. Akıllı akıllı çalış. Tamam. Özlem ablanı kurtarıyorsun sen bulaşıktan. Canım benim yerim ben seni yerim. Heh. Şu zımbırtıyı da takalım. Ama nereye gelecek? Neyse durun takayım kamerayı kapatıp. Ay kızlar oturmuşum valla. Dışarı çıkacağım. Deterjan almaya çıkamadım daha. Birazcık uyudum. Sabah erken kalktım diye. Biraz uyudum. Aha böyle oturmuşum. Ben makineye bakıyorum, makine bana bakıyor. Gidip ilaç almam lazım, alamadım. Gamze de şeyde üniversitesinin olduğu yerde hastanede randevusu vardı. Biz Türkiye'ye gelmeden önce randevu vermişlerdi ona. Ay saçım başımda. Randevu vermişlerdi. Gamze'nin vücudunda demir eksikliği olduğu için ilaç kullandı. İlaçlar fayda etmedi. Damar yoluyla bu sefer verelim dediler. Bugün gitti onu halletmeye orada birazcık fenalaşmış. Sonra iyileşmiş, düzelmiş de şimdi de az önce de konuştum. Böyle yüzünde, vücudunda kızarmalar başlamış herhalde alerji oldu. Ona canım sıkıldı. Bu makinenin işte saati belli olsaydı ben de kalkar giderdim de o daha geç arkadaşıyla gitmek istedi. Ay bilmiyorum. Hava da bugün çok sıcak. 31 derece. Çok sıcak. Biraz dedim serinlik çöksün. Olmasa şeye gideyim. Şu makinenin ilacını alayım ama bakayım hangisini alacağım. Boykot ürünü inşallah boykot ürünü olmayan inşallah bulabilirim. Öbür makine ilaçları normal ilaçlar çünkü pek güzel yıkamıyormuş. Kullananlar söyledi iyi yıkamıyor diye. Ne varsa o boykot ürününde o daha kaliteli. Küfür etmeyeyim, bir şey söylemeyeyim de. Mecbur kalırsam ondan alacağım valla. Öyle. Şimdi de oturmuşum. Kahve içiyorum gene. Hadi bakalım. Şu kahvemi bitireyim olmazsa çıkayım. Budur saat 5'e 5 var. Anca ben hazırlanıp çıkana kadar Tesco'ya olmazsa giderim. Ya da Lidl'a aldı. Acaba orada var mı onlardan? Neyse bir çıkayım da bakarım artık. Ben geldim deterjan almaya. Bakalım ne bulacağız. Acaba hangisini alsak? Bunlar da hep şey değil mi? Nedir adı? Boykot ürünleri.
Ne yapacağız şimdi? Burada fena değil fiyatlar. Mecbur Allah almak zorunda kalacağım yani. Arkadaşlar. Dishwasher, deep clean. Finish. Bu da var, 2 kiloymuş kristal. Acaba bu güzel mi? Şimdi yeni makine olduğu için farklı bir şeyle de makineyi şey yapmak istemiyorum. Bozmak istemiyorum işin açıkçası. Bir bakayım ben. Vallahi kızlar mecbur bunları aldım. Yok çünkü. Bir tane de şöyle kofa aldım. İki tane de şöyle yerleri silmek için ıslak mendil aldım. Her şey onların boyfot ürünü yani. Öbürlerine de şey yapamıyorum dediğim gibi. Cesaret edemiyorum nasıl olur diye. Bir de bir tane daha ilaç var, sprey. Ona bakıyorum. Olabilecek miyim? Kızlar geldim fare için ilaç bulmaya. Mübarek ilaçlar da pahalı ya. Hangisini alacağım? Bu nasıl bir şey acaba? Bu da var. Siz dediğiniz yapışkan hangisi acaba? Burada var. Şuna baksanıza 30 pound. Yuh. Bu 10 lira. 18 Seal it for safety drops. Ama hiçbirinde yapışkan şeyi göstermiyor. Evet. Yeni komşumuzun mamasını aldık. Bunu deneyeceğiz. Şimdi Instagram'da bana dediniz ya şeyde canlıda şey yap diye, kapı yap diye oraya, bahçenin kapısına. Şimdi onun için malzeme bakıyorum. Bulabilirsem otellerden deneyeceğim, bakayım yapabilirsem. Çıtalar var. Çıtalar fena değil. 3 pound bir şeydi. Onu alırım. Bir de şu tel midir diyorlar. Ne diyorlar? Ondan arıyorum. Şöyle bir gezineyim. Perdelere de bakayım. Daha benim yukarıki araya perde ayarlamadım. Çünkü oraya da bir şeyler ayarlamam lazım. Da. Çünkü dışarıdan içerisi görünüyor. Akşamları ben normalde eski evimde yukarının ara ışığını açık bırakırdım yatarken. Bunda açık bırakamıyorum çünkü görünüyor. O yüzden bir şeyler uydurmam şart yani. Burada duvar kağıtları var. Bir de dünkü videomda bacımın biri beni keyifsiz görmüş. Bana gülmek yakışıyor diye. Sağ ol, teşekkür ederim. Güleyim senin için. Yok, keyifsiz değildim. Belki yorgunluktu, bilmiyorum. Bir de her yerde hani yüksek sesle konuşup gülemiyoruz ya telefonla çekerken. İnsanlar deli mi demesin diye. O yüzden sakin konuşuyorum. Böyle mesela konuştuğum zaman da etrafımda kimse yokken konuşuyorum. Kamerayı kendime çeviriyorum. Bir de kırmızının bana yakıştığını söylemişler. Teşekkür ederim. Evet, kırmızı bana yakışıyor.
Hande Yener'in dediği gibi kırmızı sana çok yakışıyor. Şimdi şu bahçe zımbırtıları nerede? Kocaman yer. Bir de keser bakacağım. Buranın fiyatları biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Bakayım bulabilecek miyim? Burada da mutfak yapılıyor. Burası İngiltere'nin B&Q'su. B&Q. Yok, burada yok bahçe malzemeleri. Öbür tarafa geçelim. Aa, acaba bahçede midir? Salak kafa. Belki bahçededir. Neye gezip dolaşıyorsun? Burada ne var? İndirimli ürünler varmış. Musluklar falan. Bu B&Q birazcık dediğim gibi tuzlu fiyatları. Ama aradığınız her şeyi hemen hemen burada buluyorsunuz tamir için. O boyasıdır, elektrik malzemesidir, ne bileyim. Yani %90 her şey var burada. Hadi bahçeye bir çıkalım bakalım. Bunlar var ama bundan sinek rahatlıkla girer bir de. Şöyle demirler. Bu da bahçe için kullanılıyor da. Şöyle demirler de var. Sarmak için. Valla ismini çektim. İnternetten fiyatlarına bakayım. Ne güzel her yer. Çiçek yeşillik. Bunlar da meyve ağaçları. Elma ağacı. Çoğu elmadır. Elma olsa da olur, olmazsa da olur. Ben kiraz istiyorum bahçeme. Ay şunlardan istiyorum bir de ben bahçeme kızlar. Ne kadarmış? 340. Bakın. Böyle bir oda bahçeye koyuyorsunuz fazla eşyalarınız için. Bundan olsaydı işte Gamze'nin eşyalarını buna tıkardım. Acaba su geçiriyor mu bunlar? Bu daha keçiyi. Bu da 255 pound. Buna bakalım. Ne yapmışlar? Açılmıyor. Bunlar da tahta olanlar. İngiltere'de çoğu bahçelerde bunlardan var. Fazla eşyalarını koysunlar diye. Ama alıp sizin kendinizin takması lazım. Onlar gelip takmıyorlar. Camı da var. Komşu komşu. Kahverengisi. Ha, bu da güzel bir şeye benziyor. Bu da looks like wood. Ha. Tahtaya benziyormuş ama değilmiş. Acaba ben alsam böyle bir şey ben takabilir miyim? Bu da 349'muş. Altıya dört.
Ay, ay alınacak çok şey var. Çok 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 şey var. Artık gücüm yettiğince imkanlar oldukça alacağım. Neyse çiçekleri de nezle koyayım. Mis gibi koktular. Başka neler var? El arabaları. Bunlar da taşlar, dekoratif taşlar. Öbür tarafta da tahtalar var. Bu taşlar bir yanımda daha ucuz. Kızlar, bulaşık makinesini deneme amaçlı çalıştırdım. İçine birkaç parça, şurada bulaşığım vardı, onu koydum. Kaç gündür canım da kuru bamya istiyordu. Şu flaşımı açayım, karanlıkta çekmişim. Az bir şey koydum, kaynıyorlar şimdi. Buzlukta da az bir şey etim vardı. Biraz yağlı ama yapacak bir şey yok. Bunu da koydum. Şey olsun, biraz yumuşasın, biraz etli, nohutlu. Yanına da belki burger pilavı ya da pirinç pilavı yapar yerim inşallah. Bir de şunu göstereyim size. Bunu aldım ya ben fare için. Bunun meğerse kutuları da varmış. Kutusunu da almam lazımmış. Ben almadım kutusunu. Bugün yapamayacağım mecbur. Kutusunu da alıp öyle yapacağım. Nalet. Bana masrafa mal oluyor. Tüh. Birazdan da şeylerimi sulayacağım, sebzelerimi. Evet kızlar, bamyamı yaptım ama telefonla konuşuyordum diye çekemedim. Kız kaşık nerede? Mutfağa da 2 dakikada dağıttım. Annemle konuşuyordum. Daha nohutunu koymadım. Birazdan da nohutunu ekleyeceğim. Güzel böyle ekşili mekşili. Güzel oldu. Şimdi birazcık da şehriyeli pilav yapayım. Hadi bitince şey yaparım size. Gösteririm finalini. Oh mis mis kızlar. Aha. Pirinç pilavı da yaptım. Güya bir bardak yaptım ama bir sürü çıktı maşallah. İşte besmele ile yapınca Allah bereketini koyuyor. Nohutunla ekşiğini biraz da domates sonradan ekledim. Ay dur inşallah damlatmam. Sanki damlatacakmışım gibi. Biraz daha yanaştırayım. Şimdi yiyeceğim yanına da kuru soğan. Ben kuru bamyayı daha çok seviyorum tazeden. Biraz daha su mis mis. Yeme de yanında yat. Kızlar. Aha, mis gibi ta şey kuru bamya. Bana afiyet olsun. Videomu da kapatayım bari. Bugün kısa video oldu galiba. Olsun. Yarın da uzun olur inşallah. Çekecek bir şeyler oldu mu? İşte uzun oluyor. Çekemediğim zaman kısa oluyor. Belli olmuyor. Her gün aynı olmuyor maalesef. Videomu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim.
Rabbim ne duanız, ne muradınız, ne isteğiniz varsa versin inşallah. Hepinizin gönlüne göre versin. Tabii ki iyi insanların. Bunu çoktandır söylemiyorum iyi insanların. Kötü insanlara da Allah'a havale ediyoruz. Öyle işte canlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.